Alevilerin hani bu kurulan başkanlıktan önce aslında Aleviler için iki tane milat var bence. Hani Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Birincisi tekke ve zaviyelerin kapatılması, ikincisi de bu başkanlığın kurulmasıdır diye düşünüyorum. Çünkü tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Alevi kurumsallığı ortadan kalktı. Ve bu Alevilerin toplum içerisine dağılmasına, atomize olmasına bir çeşit örgütsüzlüğe yol açtı. Ve bugün hani Aleviler hala varlıklarını devam ettiriyorsa hani o geleneksel işte ocak sistemi üzerinde Alevi inancının varlığını hani devam ettirdiği, ritüellerini yürüttüğü ocak sistemi üzerinden hani bugüne ulaşmıştır. Bir de Alevilik aslında yer altına da indirildi. Çünkü hani yakın zamana kadar özellikle bu kentlerde Alevilerin dernekler, cemevler etrafında örgütlenmeye başladığı döneme kadar hani bir Alevinin kendine Aleviyim demesi çok kolay bir şey değildi. Devlet hani bu süreçte yapamadığını, hani Alevi kurumlarını ortadan kaldırarak onları yerin altına iterek, öteki ve dışlanan pozisyonuna getirerek yapamadığını, şimdi bu kurulan dernekler üzerinden aslında yapmaya çalışıyor. Nedir bu? Hani örgütlenmesini engelleyemedi, dernekler kurmasını engelleyemedi, Alevilerin siyaset yapmasını, talepte bulunmasını engelleyemedi. Şimdi kurulan bu başkanlık aracılığıyla da Alevilerin aslında denetim altına alınmasını, kendi Alevisini yaratmak, kendi kontrolünde tutmak ve bunun üzerinden hani temel şeyi neyse, politikası neyse, ajandasında ne varsa hani bu şekilde hayata geçirmek istiyor diye düşünüyorum. Hani Aleviliğin ne olduğunu veya ne olmadığını Alevilerin kendilerinin ifade etmesi gerekir. Bir tarif gerekiyorsa bunu Alevilerin yapması gerekir. Yani şimdi şöyle düşünsek, siz İslamiyet'le ilgili bir ansiklopedi hazırlarsınız veya bir kitap hazırlayacaksınız. Gidip bunu işte Hristiyan kaynaklarıyla ya da Hristiyan temsilcilerle hazırlamaya çalışmak veya farklı bir inancın temsilcileriyle hazırlamaya kalksanız, İslamiyet'i benimsemiş, Müslüman olan cemaatler veya halk bunu kabul etmez. Şimdi aynı şey Aleviler için de geçerli. Yani içerisinde Alevilerin olmadığı, Alevi bilgelerin, Alevi kanaat önderlerinin, Alevilerin kabul ettiği kişiler, öncelikle hani bunu söylemek gerekiyor, Alevi toplumunun, Alevi örgütlerinin kabul etmediği kişilerle hazırlanacak bir kitap, asimilasyona hizmet eden bir çalışmadır ancak. Dolayısıyla da hani böyle bir yapıyla, böyle bir yapıyla oluşturulacak kitabında Alevilere hizmet etmeyeceği açık, yani kabul edilecek bir durum değil yani. Yani ÇEDES sadece Alevilerin veya laik dünya görüşünü savunanların problemi değil bence. Yani şu an Alevileri doğrudan etkilediği için, can yakıcı boyutta etkilediği için hani Aleviler, Alevi örgütleri buna tepki gösteriyor. Eğitim Sen gibi, KESK gibi kurumlar, sendikalar tepkilerini gösteriyorlar ama toplumun geniş bir kesiminin buna hani tepki göstermesi gerekiyor. Siz hani toplumun bir kesimini kendi inancınızla şekillendirirseniz toplumun içerisindeki bütün farklı inançlar, kültürler, değerler ötekileşmiş ve birlikte yaşama kültürünü, barış içerisinde yaşama kültürünü de ortadan kaldırmış olursunuz. Zaten hani iktidarın da söylediği bir şey var. Nedir? İşte dindar bir nesil yetiştirme meselesi. Yani siz yetiştirdiğiniz o dindar nesille neyi amaçlıyorsunuz? Hani düşündüğümüzde hani Türkiye gibi çok renkli bir ülkede, hani kültürel, inançsal, işte farklı halklar bakımından çok renkli olan bir ülke. Yani tek bir inancı referans alınarak hani dindar bir nesil yetiştirmek, yani bu topluma zulümden başka bir işe yaramaz yani. Hani daha önceden Alevi köylerine imamlar, camiler yapılıp imamlar atandığını biliyoruz. İşte Alevi çocuklarının köylerden alınarak işte eğitim adı altında hani asimile edildiklerini de biliyoruz. Hani bu eğitimden geçerek pir ve dede olan, kanaat önderi olan, kendi cemaatinin önderi olan kişilere baktığımızda
yani bu bir sonuç aslında. Hani Kartal Cemevi bu sonuçlardan bir tanesi. Dolayısıyla da yani siz yani bugün o başkanlığın yapmaya çalıştığı eğitimin yani hazırlamak istediği o kitabın, ansiklopedinin amacı da bu. Yani bunu yaygınlaştırmak. Hani geçmişte parça parça yapıp başarıya ulaşamadığı, işte Alevi çocuklarını işte eğiterek, okutarak yapamadığını bugün daha kapsamlı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bir ayrımcılık var. Siz Alevi olarak talebinizi dile getiremezsiniz, varlığınızı ifade edemezsiniz. Ettiğiniz vakit işte nedir? Ötekileştirilirsiniz, dışlanırsınız, ayrımcılığa uğrarsınız, zarar görürsünüz. Hani buna karşı Alevi örgütlerinin hani bütünlüklü olarak hani bugün birçok Alevi kurumu var ama hepsi ortak hareket ediyor mu? Edemiyor doğrusu. Hani bazı olaylarda ortak tutum geliştiriyor, ortak söylem geliştirebiliyor, ortak basın açıklamaları yapılabiliyor ama hani bunu topluma yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani eğitim öğretim yılının başında zorunlu din derslerine karşı Alevi örgütleri mesela ortak bir eylemlilik ortaya koyabilir. Bunu veliler ve bütün işte Alevi aileler üzerinden hayata geçirebilirler. Öbür türlü hani yaygınlaşmayan hiçbir, toplumsallaşmayan hiçbir tepkinin de yani ne devlet ne iktidarlar nezdinde çok da bir karşılığı maalesef olmuyor yani.